seçimde gözünü açacak. 17 liralık ayçiçek yağını 27 lira veriyoruz. Bugün doktoruna sen git diyemezsin. O doktorlar gitmemeye direniyorlar. Hepsi bu ülkenin çocukları. Daha iyi yaşatmak bizim elimizde. Vereceksiniz kardeşim. Siz ballı börekli yaşarken bu millete değneğin ucunla, kaşığın ucunla vermeye çalışıyorsunuz. Ben ülkemi seviyorum diye bu ülkeye dönmüşsem, ben bir emekli olarak bu parayı hak etmiyorum kardeşim. Ve ben helal etmiyorum hakkımı. Hakkım haram olsun. Sonunu kapattı ülke. Tuzunuz kırı, tuzunuz. Nasıl geçinebiliyor musunuz? Sıkıntı var mı? Çok süper geçiniyoruz kazıklarla. Sorumlusu kim ekonominin peki? İzliyoruz seni, izliyoruz. Allah sağ olun. Sorumlusu kim? Sorumlusu bu halk. Bu halk verdiği oylara dikkat etsin bundan sonraki seçimlere. Bir de içeri girmeyelim ha. Abla, o kadar da bir şey olmaz. Tam net bilmiyorum ama o kadar da bir şey olmuyor. Yani bundan sonra vereceği oylara insanlar dikkat etsinler. Şu saatten sonra insanlar kafasını toparlasın. Ekmek için kuyruklar, yağ için kuyruklar. Biz böyle şeyleri daha yeni görüyoruz. Önceden şu vardı, bu vardı falan filan diyorlar ama her şey daha kötüye gidiyor. Verdikleri oylarına dikkat etsinler. Şapkalarını önüne koyup öyle oylarını versinler. Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na tabii ki vereceğim. Neden Kemal Kılıçdaroğlu dedik? Ben çok dürüst buluyorum onu. Çok dürüst buluyorum. Halktan insan, bizim gibi insan yani. Bir halk çocuğu, halk adamı gelmesi lazım. Sonradan görmeler, şunlar bunlar değil, bir halk insanı gelmesi lazım. Ve Kılıçdaroğlu diyorum, CHP diyorum. Teşekkür ettik abla, çok sağ olun. Abla soralım mı? Tabii soralım. Ekonomiyi soruyoruz abla, nasıl geçinebiliyor musun, sıkıntı var mı? Geçiniyorum. Sıkıntı yok mu abla? Yok. Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin tabii abla? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan abla? Neden olacak ki? Görmüyor musun? Her şeyimiz var şu anda Allah'a şükür. Savunma sanayimiz ilerledi. Sen bu milletin ağladığına bakma. Sadece savunmayla mı ülke giderilecek? Sen karışma, ben konuşuyorum. Sadece soruyorum yani. Biz yokluğu çektik çocukluğumuzda. Ben İstanbul Üniversitesi'nde 15 sene memurluk yaptım. Orada her gün bir gencimiz ölüyordu. Sağ sol. Buradan buraya geçilmiyordu. Peki şu an gençlerimiz diyor gelecek kaygımız var diyor. Önümüzü göremiyoruz. Hayır, gençlerimiz tembel maalesef. Hiç beğenmiyorlar. Tembel değil, siz izin vermiyorsunuz. Hiç beğenmiyorlar. Para beğenmiyorlar. Bir şey soracağım. Biri ben 74'te devlet memuruydum. Aldığım parayı da şimdikinden daha azdı. Maalesef lüksümüz de yoktu. Şimdi her türlü lüksümüz var. Çıkarsın telefonun, kaç paradık telefonun? Ne telefonu ya? Çıkarsana telefonu. Al çıkardım, ne oldu? Kaç para telefon? 4000 TL. Ben çalıştığım halde benim öyle telefonum yoktu. Senin zamanında yok diye bizim zamanımızda mı olmasın? Kardeşim benim görüşüm bu. Senin fikrinde olmak zorunda değilim ki. Ben öyle şey demedim. Yoktu abla. Kaç yılında telefonun yoktu? Kaç yıl önce? Benim 75-80 arası ben 18 yaşındaydım. Devlet memuru oldum. O zaman telefonunuz yoktu. Yoktu. Ev telefonu için. O zaman telefon yoktu. Tamam, yoktu da. Böyle lüks de yoktu. Ben 4. kata, affedersin, 2 aylık hamile odun kömür taşıdım. Zaten ihtiyaç değil mi? Lüks tamam, değil bu. Hiçbir lüksümüz yoktu. Odun kömür yakıyorduk. Ondan sonra gençler bilmez onu. Banyoda talaş yakardık. Şimdi her türlü lüksümüz var. Bak şuradan bir biniyorum 10 dakikada. Bir saatte ben Kartal, buradan bak bindiğin zaman Gebze'ye gidiyordum. Öyle değil mi? Ben ta Ankara'ya 12-13 saatte gittiğimi biliyorum. Gençler ne istiyor? Ben anlayamadım ki. Özgürlük istiyoruz, rahatlık istiyoruz. Ne özgürlüğün yok oğlum şu anda? Ne gibi sana baskı yapan mı var? Baskı yapan yok bu şimdi. Ne özgürlüğü? Bir şey soracağım. Peki bu masum gazeteciler böyle, bir sürü masum gazeteci var. Nereden böyle konuşuyor. Nereden biliyorsun masum olduğunu? Masum olduğu çok belli zaten. Nereden yani. Nereden belli? Peki masum olmadığı nereden belli? Masum olmadığı nereden belli? Kötülemeyin lütfen. Ne? Hükümetimizi yani bizim Türkiye'mizi kötülemeyin. Türkiye'mi kötülemiyorum, hükümetini kötülüyorum. Baskı varmış, özgürlük ya. Yok. Kötülemiyorum, ben de özgürüm valla. Bak her buradan şey gidiyorum, konuşuyorum. Kimse bana bir şey diyemiyor ki.
Hükümet ülke değil ki. Hükümet zaten bu ülkeyi batıran kişi hükümet zaten. Neresi batmış? Devletin neresi batmış? Ya doların kaç TL olduğunu bilmiyorsun. Zamları görmedin mi? Görmedim. Evet. Ben de yaşıyorum her ülkede değil mi? Kar yağmıyor ya. Ben de yaşıyorum. Bazılarının dağına kar yağmıyor. Ben bence 9 numara mı yoksun sen? Benim araba gözlüğü kullanan sensin. Ben 65 yaşındayım. Gözlüğü kullanmıyorum. İnatçılığından kullanmıyorsundur. Ben en azından takabiliyorum. Sen takamayacak kadar aptalsın. Sen okun, sen Türkiye'yi de göreyim ben seni. O yaşlı yani sonuç olarak neticede. Evet. O bana az önce ne dedi? Yoksun dedin. Sen de ona yapıyordun. Az önce de sen yapıyordun bana. Sen doktoru yüzüme tesis koydun. Evet, yakında olacağım belki. Gözlüğü kullanan sensin bana. Olanlar bu şeyden memnun. Tuzu kuru olanlar. Benim tuzum kuru değil beyefendi. Ben emekliyim. Bir de evim var o kadar. Hadi bırak şimdi. Neyi bırakacağım? Herkes zengin gibi. Malum, bu ülkede sadece savunma mı olacak? Sağlık, ekonomi, eğitim, adalet nerede bunlar? Ben 10 gün önce randevu aldım. Filmi de çektim. Onu da yaptım. Her şeyim oldu. Bakın artık ya. 2022'ye geldik. Saat 2.70'leri bırakın artık. Demre maalesef olamıyordum. Gençler her şeyi azı öğrenmiş. Baba versin yesin, anne versin yesin. Bakın artık. Biz 2000 yıllarındayız. Ne yapacaksın? Öyle bir lüks yok. Biz yaşamadık onu. Ne yapacak Allah'ım? Aynı biz de öyle olacağız. O istedikleri. Sen. Allah'ım. Bir şey soracağım. Peki eğitim konusunda böyle gerçekten eğitimin iyi olduğunu düşünen biri var mı burada Allah aşkına eğitimin? Nesi var eğitimin? Hiç. Nesi var sen anlamazsın. Çünkü sen geçmişte kaldın. Ben eğitim okuyan benim, eğitim okuyan. Sizinki başka, bizimki başka. Sen niye başka? Ya. Başka ülkede. Gözlüğü çıkar. Çıkarmam. Görmüyor çünkü ülkenin halini. Kim? Gözlüğü ben, çıkar. Sen göz doktoru musun? Sen göz doktoru musun? Efendim? Göz doktoru musun? Göz doktoru, evet. Tıp okuyorum. Biraz terbiyeli konuştum yine karşı. Göz doktorluğu okuyorum. Allah Allah. Özgür, baskı diyorsun, sen bana baskı yapıyorsun. Düşünme özgürlüğü varsa ben böyle düşünüyorum. Ne serbestsin. Ben senin gibi düşünmek zorunda değilim. Ben sana öyle bir şey demedim. Vallahi öyle bir şey dedin bundan mi? Bundan öncesinde saygı duyuyordum da. Artık düşünmek zorundasınız bak. Zorundasınız. Ya da zorla öğreteceksin. Bıktım çünkü, bıktım. Ya ben... Yabattı ülke! Tuzunuz kırı, tuzunuz! Hadi yürü! Hangi ülke? Baktı da nasıl yürüyorsun? Acıyorum. Sana acıyorum teyze. Ben kendine acıyorum. Sana acıyorum. Bak, Kur'an çarpsın, sana çok acıyorum biliyor musun? Bana niye acıyacaksın? Sen kendine acı. Sen, bak sen belki oğluna bir şey alamıyorsun eve giderken, tamam mı? Ama bak, ben bak alırsın. Ben bir örnekleme yapacağım. Beni dinler misin? Beni dinleyebilir misin bir saniye anlatacağım. Ben genelleme yapıp örnek veriyorum. Senin gibi destekleyip alamayan o kadar insan var ki cebinizde 10 lira yok ama hala burada hükümeti destekleyecek haldesiniz. iPhone 2 bir dakika dur. İkinci el bu telefon, tamam mı? 2-3 tane parçası değişmiş. Telefonum yok diye aldım bunu, tamam mı? Ben bu abi öncesinde röportaj verdim. Gidip bakarsan telefonumun ekranı darmadağınıktı, tamam mı? Ve sen benim durumumu... Ekim ayında 27 liraydı. 7 liraydı benzin. Benzine bağlı bizim gıdaların artışı. Benzini bizi Türkiye ilgilendiriyor. Bizi dünya ilgilendirmiyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Mı yaşıyorsun? 7 lira olan benzin 20 lira. Zeytinyağı 17 liraydı. En ucuzu 27 lira. 17 lira olan en ucuz zeytinyağı, ayçiçek yağı şu an 27 lira. Darbe. Tiyatrolar sessiz izlenir abla. Tiyatro. Biz emekli olamıyoruz. Primimiz tamam bizim. Biz emekli olamıyoruz. Bu halkı sömürüyorlar. Bu halk bunları yemeyecek. Bu sesini... Bir şey söyleyeceğim ben. Ya. Hepsi kardeşimiz ya. Niye böyle yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bizim kardeşliğimize kimse bir şey diyemez. Bizim kardeşliğimize hiç kimse bir şey diyemez. Ama bu halk bu seçimde gözünü açacak. 17 liralık ayçiçek yağını 27 lira veriyoruz. Şu anda sen kimi savunuyorsun? Emekli olmamız gerekirken emekli olamıyoruz. Haksızlıklar, adaletsizlikler var. Bunları bizim aşmamız lazım. Nasıl emekli olmayı düşünüyorsun? Yaşla alakası yok bunun. Yaşla
da benim gibi milyonlarca insanın primi tamamsa, bu insanlar dişinden tırnağından sömürüp kesip insanlar primini tamamlıyor, hastalık sahibi oluyor ama emekli olamıyor. Turgut Özal zamanında insanlar yaşını beklemeden emekli oluyorlardı. Ne oldu? Sonra bir kanun çıkardılar. Emekli olamazsınız dediler. Yaşınızı bekleyeceksiniz. 55 yaşına kadar bu insanlar yaşayacak mı? Hepsi yaşayacak mı bu insanların 55 yaşına kadar? İçeriye ödenen primler ne olacak? Devlete kalacak ve sonradan gelen nesil Z kuşağı, o da emekli olamayacak. Niye olamayacak? Mantıklı mı? Mantıklı mı? Değil. İnsanlar geçinemiyorum diye bas bas bağırıyor. Niye geçinemiyor bu insanlar? Düşünülüyor mu? Depodaki yağları çıkarsalar herkes geçinir. Depoya sok. Şimdi ben sizin bir büyüğünüzüm. Ve ben banka müdürlüğünden emekli bir adamım. Banka müdürlüğünden emekliyim. Yönetim kurulu üyeliği yaptım bu ülkede. Almanya'da yaşıyordum. Ülkem benim dedim. 1980 yılında döndüm 4 sene sonra. Ortaokul mezunu arkadaşım taksicilikten emekli oldu. Taksi şoförlüğünden. O alıyor 2200 euro. Ben alıyorum 3400 lira. O alıyor 34 bin lira. Ben alıyorum 3400 lira. Bu hak ve adaletse, ben ülkemi seviyorum diye bu ülkeye dönmüşsem, ben bir emekli olarak bu parayı hak etmiyorum kardeşim. Ve ben helal etmiyorum hakkımı. Hakkım haram olsun. Sonuna kadar haram olsun. Bana uçacağız, geçeceğiz, kanat çırpacağız, biz gidiyoruz diyenler bana yalan söylemesinler. Ben 68 yaşında bir adamım. Dünyayı gezmişim. Bu ülkeden başka ülkeleri de gördüm ben. Ben bu ülkeye benim ülkem diye döndüm. Bugün doktoruna sen git diyemezsin. O doktorlar gitmemeye direniyorlar. Hepsi bu ülkenin çocukları. Daha iyi yaşatmak bizim elimizde. Vereceksiniz kardeşim. Siz ballı börekli yaşarken bu millete değneğin ucunla, kaşığın ucunla vermeye çalışıyorsunuz. Bu haksızlık. Bu adalet değil. Ben gençlerimi seviyorum. Gençlerim daha iyi yaşamayı bu ülkede hak ediyor. Ama siyasetçiler çaldığı müddetçe. Siyasetçiler yurt dışında şirket kurup 110 dolarlık gazı 300 dolara, aradaki para nerede? 128 kayıp. Bunların, ben banka müdürüyüm. Ben bu işlerin nasıl döndüğünü, yurt dışındaki offshore şirketlerin nasıl çalıştığını biliyorum. Bana yedirmesinler. Bana dert anlatmasınlar. Bana hak versinler. Gençlerin hakkını versinler. Bu kadar basit. Net konuştum.